Sanat Kritik'ten herkese merhaba. Bu akşam şiir üzerine konuşmalar serisinin üçüncüsünü düzenliyoruz. Konuğumuz çok değerli hocamız Kayahan Özgür. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Hoş bulduk. Keyif bana ait. Başlamadan önce isterseniz kısaca biyografinizi paylaşmak isterim. Ardından da sorulara geçeriz. Zaten çok kısa olduğunda ısrarlıyım. Evet, tamam, kısa tamam. Bir Kitaplardan bahsetmeyeceğim hocam. Orası çok uzun tutuyor zaten. Sadece eğitim bilgilerinizi paylaşayım. Kayahan Özgür 1961'de Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun edildi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora yaptı. 1989'dan beri Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Hocamızın Namık Kemal, Münif Paşa, Muallim Naci ve Leskovçalı Galip gibi pek çok isim ve dönem üzerine çalışmaları bulunmakta. Biz ise bugün kendisiyle Divan Yolundan Pere'ye Selametle isimli son derece çarpıcı kitabı hakkında konuşacağız. Hocam, dilerseniz ilk sorumla başlayalım. Şimdi kitabınızda meşhur uzun 19. yüzyılın aslında sanıldığından daha uzun olduğunu bizi 18. yüzyıldaki gelişmelere götürerek gösteriyorsunuz. Dolayısıyla modernleşme hareketini Tanzimat etrafında ve 19. yüzyılda başlatan ana akım tarihsel anlatıya meydan okuduğunuzu söylemek mümkün burada. Bu anlatı yerine daha fazla faili olan ve sürece dayalı bir anlatı kuruyorsunuz kitapta. İlk sorum, hangi malzeme ve perspektifle bu anlatıya ve bu noktaya ulaştığınız şeklinde olacak? Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Ben henüz bir lisans öğrencisiydim. 80 öncesinin bütün öğrencileri gibi eksikli bir eğitim aldım. O eksikleri tamamlamak için de ömür geçti. Yaş şimdi 60 ve ben hala o eksiklerin telafisiyle meşgulüm. Şunu fark etmiştim. Beytepe'de, Hacettepe'nin meşhur kampüsünde o şartlarda, 80 öncesinin şartlarında öğrencilik yapmanın çok bir mümkün yoktu ve ben kendimi yetiştirmem gerektiğini düşündüm. Allah'tan ki komşu bölümler bana iyi davrandı. Mesela sosyolojiden, tarihten, sanat tarihinden dersler aldım. Aklınıza gelecek sosyal bilimlerin her birinden aldığım dersler oldu. Arada İngiliz ve Fransız dili bölümlerinden edebiyat dersleri aldım. Bu arada benim en etkilendiğim isim Ercüment Kur'an Bey oldu. Ercüment Kur'an tam da soyadı gibi Beytepe'ye tarih bölümünü açan Kur'an zat, rahmetli. Ben onun lisansüstü derslerini de takip ettim. Sonraları mesela Ali Birinci falan lisansüstü dersler alırken ben yan tarafta oturmuş onları dinliyor idim. Tarih bilmeden edebiyat yapılamayacağı üzerine kanaatlerim o zamanlar oluştu. Bizim büyük sıkıntımız bu. Edebiyatı harika öğrendiğimizde bunu tarihi bir zeminine oturtmakta güçlük çekmeyeceğimizi, çünkü kronoloji biliyorsak zaten tarih bildiğimizi zannediyoruz. Oysa ben tarihin bambaşka bir şey olduğunu fark ettim. Bizim gibi dışarıdan bakanların aksine içine girildiğinde tarih başkalaşıyor. Özellikle bu modern tarih teorileri üzerine soruları kendim de bir şeyler okumaya, düşünmeye çalıştım.
İşte Viyana ekolü, Mezanel falan, onların çalışmaları mümkün olduğu kadar anlamaya çalıştım. Ve neticede bunların bizim edebiyat tarihimize niye uyarlanmadığını da düşündüğüm bir gün geldi. Şurada anlaşmak lazım. Özellikle divan yolu bahsimizin konusu ise burada anlaşmak lazım. Benim yaptığım bir edebiyat tarihi çalışması değildi. Bunu ısrarla daha kitabın ilk cümlesinde ifade ettim. Benimki edebiyat tarihine bir hizmet. Bir monografi tecrübesi benimki. Böyle yüzlerce çalışma günün birinde birleştirildiğinde ve aklı başında birileri de başına oturduğunda edebiyat tarihi yazılacak diye bir ümidim var. Fakat bir tarihte rahmetli Ahmet Oktay'ın bir kitabı için Kültür Bakanlığı'ndan çıkan şöyle kalınca, şu kalınlıkta bir kitabı için, adını söylemeyeyim şimdi, bir yazı yazmıştım. Başvuru kitabınız başınıza vurursa diye. Yine dilimi tutamadığım ve kalemimi tutamadığım için ileri geri söylendiğim yazılardan birisiydi. Onun bir yerinde edebiyat tarihi unvanını kısmen de olsa hak edebilecek hepi topu bu kadar yılda iki tane kitap oluşturduğumuzu söyledim. Köprülü'nünki ve Tanpınar'ınki. Fakat bu ikisinin de birer önemli sıkıntısı var. Birbirinin tersi yönde sıkıntı var. Köprülü'nünki fazla tarih, Tanpınar'ınkinde hiç tarih yok. Yani tarih bilinci yok. Tarihi dikkate almak yok. Tanpınar'da o kadar kötü örnekler var ki, yani ne bileyim, 3 yıl sonra yayınlanmış bir kitap, 3 yıl önce yayınlanmış bir kitabı etkiliyor falan böyle. Tespitleri harika ama o tespitlerin tarihi gerçekle uyuşan tarafı yok. Tanpınar'da tarih bilgisi zayıf. Köprülü'nün edebiyat tarihinde de fazla tarih var. Edebiyat ikinci plana düşüyor. Öyle bir sıkıntı var. Ben her ikisini de kotarabilecek birilerine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve ben sadece bu yöndeki eksiği fark edebilecek kadar malumat sahibiyim. Ama şu kitap için soruyorsanız diyeceğim laf şudur. Çinliler başlarına bir felaket geldiğinde, bir hadiseyi değerlendirmek istediklerinde, bir saldırıyı çözümlemek istediklerinde hemen 50 yıl önceki kayıtlarına bakarlarmış. Zaten müthiş kayıtları var ya adamların, 50 yıl öncesine bakarlarmış. İşte bu kuraklık niye oldu? Çin niye oluyor? Sorusunun cevabı içinde 50 yıl evvelki kayıt, bu düşman şimdi niye saldırdığının cevabı içinde 50 yıl önceki kayıt. Ben de bu kitapta biraz onu denedim. Yani 1839'da başladığını düşündüğüm bir şeyin 50 yıl öncesinde işaretleri vardır. Allah'ın Çinlisi bu kadarını düşünmüşse biz de düşünürüz. Evveliyatını araştırmaya çalıştım. Bu bir biraz eşelerseniz ve işi ciddileştirirseniz bu bir metodolojik tercihtir. Pek tabii ki. Arkasında tarihten istifade ederek oluşturduğum kendince kanaatlerim de var. Ama herkes bu yoldan ilerlemek zorunda değil. Sadece doğru soruları soralım. Biraz tarih öğrenelim. Edebiyat bilgimizi onun üzerine oturtalım. İnşa edeceğimiz metni de bu bilinçle
bu savruklukla ve benden önceki ne yaptıysa onu yapayım tavrıyla ve tembelliğiyle değil de bu bilinçle inşa edelim istiyorum. Bütün emelim budur. Diyeceğim de bundan ibaret. Teşekkürler hocam. Ben de biraz bu Tanpınar, Fuat Köprülü ve ondan sonra yazan araştırmacıların aslında batılılaşmayı nasıl yanlış yorumladıkları üzerine bir soruyla devam etmek istiyorum. Şimdi bizde modernleşme Batı ile yaşanan tek yönlü bir değişim, tek yönlü bir karşılaşmanın doğurduğu bir değişim süreci olarak algılandı genellikle. Ama siz burada yerel gelişmelere de göz atmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Ve klasik şiirin de zaten kendi içerisinde bocalamaya başladığını gösteriyorsunuz kitapta. Bununla ilgili pek çok örnek sunuyorsunuz bize. Batı'nın sadece Batı ile karşılaşmanın bu noktada tetikleyici bir unsur haline geldiğini görüyoruz dolayısıyla. Sorum neden modernleşme sadece batılılaşma olarak anlaşıldı? Ve bunun Tanpınar'dan, Köprülü'den başlayarak edebiyat tarihlerinde nasıl bir sonucu oldu? Bir kavramın adını hangi kadim, hangi kültür koyarsa içini o doldurur. Yani bugün yoğurt kelimesinin içini bu millet dolduruyor ya da leblebinin içini bu millet dolduruyor. Gönül kelimesinin içini bu millet dolduruyor. Onun gibi modern kelimesinin içini de bizden olmayan birileri doldurdu. Biz bunun alternatifi olabilecek şeyler düşünmemek zorundayız. Benim basit örneğimle ayak topunu sizinkiler bulmuş olabilir. Asya'da depik oyunu, tepik oyunu diye oynamış da olabilirler. Ama siz artık ismine futbol dediğimiz bir oyunu oynuyorsanız bu oyunun kuralları çerçevesinde oynamak zorundasınız. Hala tepik oyununun gevşekliğiyle futbol oynanamaz. Aa bizde de vardı. Vardı da sizinkinin adı tepik oyunu. Yani şöyle bir tane işkembeyi dolduruyorsunuz samanla, sopayla, tekmeyle girişiyorsunuz. Hiçbir penaltısı, hiçbir kalesi, kale ölçüsü, bilmem efendim bir santra yuvarlığı dedikleri şeyden yok. Siz onun içinde kendinizsiniz. Ama futbolun içinde siz sizden başka birilerinin koyduğu kurallar çerçevesinde oynamak zorundasınız. Modern kelimesini ve içeriğini gönlünüzce doldurma şansınız yok. Birisi koyduysa adını ve içeriğini, siz ya ona uyarsınız ya uyamazsınız. Bunun ortası yok. Yani Türk tipi modernleşme diye bir şey yok. Ya modern olmak ya olamamak var. Bizim sıkıntımız öncelikle burada. Bizim modern olmaktan kastımız o yüzden batılı olmayla iç içe geçiyor. Fakat batının modern olmak için kat ettiği aşamaların hiçbirisini de yaşamak istemiyoruz niyeyse. Çünkü orası çok çileli, çok kanlı, çok eziyetli, çok uzun. Bizim böyle şeylere tahammülümüz yok. En kısası, en kestirmesi hangisi ise biz oradan giderek modern olmak istiyoruz. Ve o yüzden de aslında gitgide modern olmaktan uzaklaşıyoruz. Niye? Kullandığımız her alet modern alet. Her giydiğimiz modern kıyafet, her yaşadığımız modern ev bizi modern yapar zamandayız. Yani bunun altyapısını almayınca, sadece ürünleriyle idare edince bizim
modernleşmeyi modern olmakla karıştırdığımız bir noktaya vardığımızı görüyoruz. Yani arabam eskidi, yenisini aldım. Niye? Bu daha modern. Evet, ben de buna binince daha modern oluyorum. Hayır, hala kırmızı ışıkta beklemiyorsun. Yani arabanın modern olması seni modern insan yapmadı ki. Burada bir sıkıntımız var ve bunun edebiyatta da bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Yani olabilecek en ciddi modernleşme çabalarının içinde bahsimiz şiirse, şiirin hala bir yanıyla o kadar gelenekli durmasının, kalmasının gerekçeleri arasında da bu durumun yaptığını düşünüyorum. Bu bir suçlama mı? Hayır, tam tersine. Modern olmak için verdiğimiz bu çabanın amaçsız, bilinçsiz ve neticesiz olacağını düşünüyorum. Birine benzeme gayreti, bu biri Batı'ya benzemek olabilir, bu biri modern insana benzemek olabilir, neyse o benzerlik. Bu benzeme gayreti kültürel meselelere sızdığında, düşüncenin alanına girdiğinde, sanatın alanına girdiğinde kendimizi işte o son model otomobili almış adam gibi hissediyoruz. Niye? Yani ne bileyim, Yunus Emre oratoryosu yaptığımızda, bestelediğimizde siz kendinizi modern hissediyorsunuz ve klasik müziğe dahil zannetmeye başlıyorsunuz. Ama hala Şol Cennet'in ırmakla çalmaktasınız aslında. Bunun modernlikle bir alakası yok. Bu kendini adapte etme gayreti. Edebiyatta yaşanan şeyi, bu benim ilgilendiğim ve kitaba dahil ettiğim 18. asırda yaşanan şeyleri o yüzden anlamlı buluyor ve değerli buluyor. Çünkü Batı'dan size doğrudan doğruya bir etki gelmemesine rağmen, yani ne bileyim, Batılı şiir kitapları size gelmezken, Batı'dan şairler gelmezken, siz gidip Batı'nın şiirini öğrenmek gibi bir merak hiç duymazken, yine de bir değişimin gerekliliğini fark etmişsiniz ve bunu kendi kültürünüz içinde, Batı'ya yamanarak değil, kendi kültürünüz içinde yapmanın da bir yolunu aramaktasınız. Bu şimdilerde de yapmamız gereken en haysiyetli şair duruşu aslında. Yani zaman zaman şunu düşünürüm, acaba ne bileyim Baudelaire diye bir adamdan haberdar olmasaydık 20. yüzyılın başından itibaren biz kendi Baudelaire'imizi çıkarabilir miydik? Sorunun bir anlamsız tarafı var. Niye bir Baudelaire çıkarmak zorundayız? Bir anlamlı tarafı var. İnsanlık birbirinden habersizce aynı insani noktalara geliyor. Bir de bu var. Yani siz bohem olmak zorunda değilsiniz. Siz flanör olmak zorunda değilsiniz. Siz Bob Steele olmak zorunda değilsiniz. Kendiniz içinde zaten o ihtiyacı karşılayacak. Adı Baudelaire olmayacak, Ahmet Mehmet olacak ama o ihtiyacı karşılayacak adamı yetiştireceksiniz. Adam Albatros'u yazmayacak ama Martı'yı yazacak. Ben öyle bir beklenti içindeyim. Baktım geçmişe de. 18. yüzyıl Batı'yla tanışıklığımızın arttığı bir dönem, evet. Ama Batı'nın edebiyatını taklit etmek yolunda hiçbir merakımız yok.
Adamları seyretmişiz. Tiyatrosunu seyretmişiz. Operasını seyretmişiz. İstanbul'un göbeğinde bale seyretmişiz. Tiyatro metinlerini seyretmişiz. Yani sadece Pera'da falan değil. Bir kısmı bizzat sarayın harem dairesinin bahçesine bile alınmış, seyretmişiz. Haberimiz var. Tercih edip etmeme noktasında tutumumuz çok bilinçli. Bu duruşu seviyorum. Oradan gelen her şeye makbuldür, her şey iyidir havasının henüz doğmamış olduğu sağlıklı bir dönem görüyorum orada. Yani mümkün olsa da laboratuvar şartlarında aklı başında birileri, tarihçi, sosyal tarihçi, edebiyat tarihçisi falan birileri orayı böyle inceleseler ne hoş olur diye düşünüyorum. Yani benim becerebileceğim bir şey değil ama yapabilecek çok cevval ve birikimli gençler var. Özellikle onlara güveniyorum. Hocam 18. yüzyıl zaten odaklandığınız bölüm biraz o yüzyılın atmosferini daha bariz biçimde ortaya çıkaralım istiyorum. Şimdi de biraz onunla ilgili sorular soracağım. Şimdi aslında modern şiirin kökenlerini klasik şiirde arıyorsunuz ve bu kökenleri bulduğunuzu da görüyoruz. Böyle yaparak aslında bizim edebiyat tarihlerimizde yaygın biçimde karşımıza çıktığı şekliyle şey modern şiir, divan şiiri ya da halk şiiri, divan şiiri gibi dikotomileri esnettiğinizi de fark ediyoruz. Ve Tanzimat dışı aslında Tanzimat'ı merkeze almayan bir dönemselleştirme, edebi dönemselleştirme yapıyorsunuz böylelikle. 18. yüzyıldaki hangi kültürel, siyasal gelişmeler bu yüzyılı şiir açısından milat haline getirdi diye sorayım şimdi de. Beyim, her şeyden evvel şurada anlaşmak lazım. Ben bir çağdaş Türk Edebiyatı uzmanı olayım diye yetiştirildim. Eğitimimi bunun üzerine aldım. Yani benim klasik edebiyata olan ilgim ve merakım amatörce. Eline ne geçerse okumak gibi belki de yanlış bir tercih yüzünden bir dolu divan da okudum. Ya da klasik edebiyat üzerine yazılmış bir sürü araştırma, inceleme, tez de okudum. Fakat benim gördüğüm şey şu oldu. Klasik edebiyatçılar klasik olanı görmek için eğitiliyorlar. Oysa klasik olanı bilmek, klasik olmayanı da bilmek demek olmalıydı. Ben de modern olanı görmek için eğitildim. Ben de klasik olanı görmemek üzere köreltildim. Benim eğitimim de bunun üzerine. Şimdi öyle bir üçüncü kişiye ihtiyacımız var ki, o hem klasik edebiyatı çok iyi bilsin, hem modern edebiyatı çok iyi bilsin ve ikisini de çok güzel karşılaştırsın. Bizim böyle bir mukayeseli çalışma yapacak eleman açlığımız var. Buranın telafisi gerekiyor. Bunu önceden söyleyeyim. O kişi ben değilim. Ben sadece bir tecrübede bulundum. Olabiliyor mu? İpuçları yakalanabiliyor mu? Onu görmeye çalıştım. Biraz görüşüm genişlesin, biraz gözlük derecem düşsün ve ben eski olanı köhne diye vasıflandıran gruptan çıkayım istedim. Eski olanda da bir cevher bulunduğunu, orada bir şiir cevheri yaptığını ve bunun modernleşmeye de müsait bir cevher olduğunu fark edelim istedim. Orada gözüme ilişen şeyler koca bir kitap oldu. Ama bu sadece benim yakalayabildiklerim. Daha dikkatli bir göz, daha çok metin incelemiş, daha geniş bakmayı bilen, daha tecrübeli bir göz
fazlasını çıkarır diye umuyorum. Şimdi burada önemli olan şey yaşanan asrın nasıl nitelendirildiği. Biz şimdi 21. yüzyıldan bakarak geçmişi değerlendiriyoruz. Bu o geçmişi yaşayanın kendi değerlendirmesine hiç benzemeyen dışarıdan ve soğukkanlı bir değerlendirme olmalı. En azından teoride böyle olmalı. Öyle olmuyor. Ben bir yeni edebiyatçı olduğum için yeniyi biliyorum. Öbürü halk edebiyatçısı olduğu için halkı biliyor. Folklorik unsurları biliyor. Belki divan şiiri biliyor. O yüzden klasik edebiyattan anlıyor. Ama bunların hepsi aynı asırda, aynı anda yaşanıyor da olabilir. Ve kimse diğerinin alanından haberdar olmadığı için önündeki metni de doğru değerlendiremiyor olabilir. Böyle bir sıkıntımız var. Şimdi nasıl desem, mesela Nedim'in 18. yüzyılda Nedim'in çok yalnız bir adam olduğunu düşünüyorum. Yine bir modern edebiyatçı kafasıyla bakarak böyle düşünüyorum. Kendi döneminin tezkirelerine bile alınmamış adam. Çünkü geleneği tekrarlamıyor. Yani bir cins sürgün gibi. Fakat onu sürgün ettiğini modern edebiyatçı benim ilk öncüm diye yakalaması gerekirken o da köhne diye itiliyor. Böylece arada kalan haymatlos bir hakikaten haymatlos ama öyle bir sanatkarlar grubu oluşuyor. Bu nakkaşlıkta da böyle. Yani resim sanatında da böyle. Müzikte de böyle. Yani şimdi biri bana dese ki Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin valsi. Yine bir Gülnihal. Vals. İddia üzerine bestelenmiş vals. Vals yazan hiç kimseyi ben klasik musikinin içinde bir yerde, göbeğinde bir yerde tutmayı sürdürememeliyim. Aklımda deli deli sorular olmalı. Hayır, orada duruyor. Ya da bakıyorsunuz işte Mesnevi'lerde Amerikan yerlilerinin İngiliz'in, Fransız'ın kendi kıyafetleri içinde minyatürleri var. Bunları çizen adam nereden gördü bütün bunları diye düşünüyorsunuz. Cevap yok. Çünkü sanat tarihçisi o işle meşgul değil. Oradan bir dolu soru geliyor. Hepsi cevapsız ama. Mimariye bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kesin kes barok. Ama Dolmabahçe Camii'nde barok. Yani baroğun ne işi var benim camimde? 21. yüzyılda yapılan camiler bile hala Sinan taklidi. Yani hiçbir gelişme yok. Çağa uygun kavramı yok. O halde o adam o barok ya da Valide Sultan Camii olsun. Yani orası önemli değil. Dolmabahçe Sarayı olsun. O değil mesela. Ama demek ki buralarda barokla tanışmışız işte. Peki o halde bu baroğun edebiyatta karşılığını. Yani çünkü barok sanatın tamamına gelir. Gelince bir tek yerine gelmez ki. Haydi bakalım soruyorsun. Neremizde başka barok var diye. Cevap yok çünkü kimse çalışmamış. Mimaride barok yakalıyorsunuz, bitiyor. Başka yerde çalışan yok. Böyle küçük küçük
parçalar halinde sanatların hepsinde bir dolu kımıldanış var. Bu kımıldanışların ne sebebini ne de sonucunu araştıran, ne bunları birleştirip burada bir genel hareketlilik var sonucuna varan, ne de bu hareketliliğin sonucu nereye bağlanmalı sorusuna cevap arayan, hiç kimseyi tesadüf edemiyoruz. Bunlar zor işler galiba. O yüzden de takip etmek, çalışmak, ömrünü buralara harcamak birilerine zor geliyor. Ama öyle taşın elini koyacak genç, dinamik araştırmacılar yetiştirmemiz gerekiyor. Yani herkese Oğuz Atay çalışmayı versin. Yani birileri de bunları çalışsın. Ya tamam, güzel, ikinci yeni şiirini hepimiz sevelim, ilgilenelim ama yeter yani. Bunun bir evveli var. Turgut Uyar niye oturur da divan yazmaya çalışır? Ya da Attila İlhan'ın niye gazeli vardır? Adam elde var bizim yarısını gazelle dolduruyor. Ne yapmaya çalışıyor olabilir? Bir anlamak lazım. Oradaki gayret irticai bir gayret değil ki. Orada bir şey yapılır. Buna neoklasisizm falan ne ad yakıştırılır bilemem. Ama oradaki gayreti doğru anlamlandırmak lazım. Şimdi eski şiirin rüzgarına bakarak Yahya Kemal köhne bir şairdi denebilir mi? Bu mümkün var mı? Yani Çubuklu gazete, yani gelenekte örneği olan bir gazel miydi? Var mı öyle bir örneği? Yok. Burada yapılmaya çalışılan şeyler anlaşılmalı belki. Ben 18. yüzyılda evet Osmanlı ile Batı arasında, özellikle Fransa arasındaki yakınlaşmaları anlamaya çalıştım. Orası doğru. Düşünün ki 3. Selim tahttan indirildiğinde, Fransa kralı tahttan indirildiğinde ihtilal sebebiyle, 1189 ona tesadüf ediyor 3. Selim'e. Adam 3 gün hasta yatıyor. 3. Selim hasta yatıyor. 3 gün odasından çıkmıyor. Yani şimdi buradaki yakınlaşmayı ben nasıl anlamalıyım ve nasıl değerlendirmeliyim? Buralarda tarihçi bana malzeme vermiyor. Ama benim de gözüm onda. Oradan bilgi edineceğim, onu kültür tarihine taşıyacağım. Hayır, tarihçi bununla meşgul değil. Sağlığını soruyor, hatır soruyor. Bilmem casusları var, onlar yoluyla haberleşmeye çalışıyor. Buradaki yakınlaşma nasıl anlaşılmalı bilmiyorum. Fakat sorunuzun bir parçası için önemli saydığım bir şey söyleyeyim. Batı'nın doğuyu keşfetmesinden, fark etmesinden önce Doğu Batı'yı fark etmiştir. Üstelik daha Batı diye bir yer yokken bile, yani Avrupa olabilecek en kötü zamanlarını yaşarken bile Doğu tarafından fark edilmiştir. Arada şu soruyu soruyorum ve bana anlamlı görünüyor. Sizce İpek ya da Baharat yolu batıdan doğuya doğru mu açıldı, doğudan batıya doğru mu diyor. Yani ilk seferler hangi taraftan diğerine doğru? Yani başlangıç Kubilay Han Sarayı'na giden Marco Polo ile olmadığına göre bu yolu ilk hangi taraf açtı? Bunun cevabı doğudan batıya doğru. Bütün kültür tarihleri, aklı başında bütün kültür tarihçileri önce Hind'in Avrupa'ya kadar geldiğini söylemekte.
Mısır kişilerinden bahsetmekte. İskenderiye'ye sıçramalarından, orada okul kurmalarından, İskenderiye Kütüphanesi denen yeri aslında bu okulun, üniversitenin kütüphanesi diye oluşturduklarından falan bahsediyor. Bunlar desteksiz atılmış şeyler değil. Bunların arkası dolu. Ve nihayet Osmanlı'da da aynı şey var. Doğudan batıya doğru. Osmanlı bir Doğu İmparatorluğu olmayı tarihinin hiçbir gününde istememiş zaten. Batıyla bütün işi. Düşünsenize Konya'yı almadan Kosova'yı almış zaten. Konya daha Osmanlı'nın değil ama Kosova Osmanlı'nın. Anadolu'yu o anlamda sömürdüğü açık Osmanlı'nın. Yani buradan ne desem asker alıyor, vergi alıyor ama gerçek yatırım Balkanlara. O yüzden Anadolu'nun şöyle kabataslak bir incelenmesi Selçuklu'dan sonra adam gibi kalıcı eser bırakmayan bir Osmanlı'yı bize gösterecektir. Yani Osmanlı zaten batıya entegre olmak moda tabirle gayretinde. Onun doğuya dönüşü sadece siyasi sebeplerle. Yani İran sıkıştıracak da dönecek. Ya da şuradan halifeliği de alırsak ne güzel olur diye düşünecek de dönecek. Ama onun haricinde yön kızıl elma batıya doğru. Adamın başka bir yerde elması yok. Elma bu tarafta. Şimdi böyle bir durumda batılılaşmak denen şeyi düşündüğümüzden fazla farklı şekilde tasarlamak zorundayız. Yani zaten bir Batı İmparatorluğu olmaya çalışan Osmanlı'dan bahsediyoruz. Adamlar zaten 3. Roma olmaya çalışıyorlar. Fatih Kanunnamesi'nden başlayarak kanunlar Roma hukukundan bir sürü iz taşıyor. Ordu teşkilatı Roma, yok efendim yaşama şekli, hamam. Ha, şimdi ağzımız açıldığında Fransızlar yıkanmayı bizden öğrendi. İyi de sen kimden öğrendin? Hamamı sen kimden aldın? Bu çayda yıkanmaya benzemiyor. Hamam bu. Bir bak bakalım. Aldın işte Roma'dan. Bizim zaten batıdan bir şey alıp almamak konusunda bir sıkıntımız yok. Biz gördüğümüzü alırız. Sadece bu aldıklarımızın arasına kültürel unsurlar da dahil olsun mu olmasın mı? Tercihimiz burada netleşsin istediğimizde dönem 18. yüzyıl. Ondan evvel böyle bir sorumuz ve sorunumuz yok. Burası çok net. Ama bakın batıdan, batı dillerinden biz tercümeler yapmakta bir sıkıntı yaşamıyoruz. Biri bana sorsa dese ki batı dillerinden yapılmış en eski edebi tercüme hangisi? Kitab-ı Mukaddes tercümeleri derim. Niye kimse Kitab-ı Mukaddes'e edebi metin muamelesi yapmıyor? Süleyman'ın neşidelerini adı üzerinde neşidelerini okurken iyi. Bu manzum mu? Manzum. Şiir mi? Şiir. Tercüme ettin mi? Ettin. Bobolski tercüme ettiğinde bile ki önceki tercümeler var. Bobolski'nin yani bizim Ali Ufki Efendi dediğimiz muhteremin tercüme ettiği zamanda bile Tanzimat'ta daha 200 yılda. Ve demek ki Batı'dan edebi tercümenin tarihini bile daha konuşmuş değiliz. Ya da Kanuni'ye Kikero'nun ihtiyarlığa dair kitabının Latince'den tercümesi takdim edildiğinde, çünkü Kanuni yaşlandım diye üzülüp duruyor. Yaşlılığın aslında ne kadar da muteber bir şey olduğunu Kikero gösterir ya.
Cicero mu demeliyim? Öylesi daha mı sıcak? Neyse. Onu tercüme ettiğinde kanun ilk zamanı işte. Bütün zamanların en büyük hatibinden bir metin. Latinceden tercüme ediyoruz, kullanabiliyoruz. Yani bizim Batı'nın kültürüne yabancı kaldığımız, konserve bir hayat yaşadığımız, onların hiçbir şeyinden haberimiz olmadı. Batılılaşmanın sonradan ve bir devlet ideolojisi, bir devlet tasarrufu olarak devreye bir günde sokuluverdiği gibi hayali açıklamaların tarih nazarında itibar edilir bir tarafı yok tabii. Değil mi? Biraz böyle bakarak o dönemi değerlendirmeye çalışıyorum. Yani daha soğukkanlı ve birazcık daha içi dolu değerlendirmeler yapmak derdindeyim. Kitabın marifeti o. Hocam bu söylediklerinizden şimdi Namık Kemal için söylediğiniz Kemal kamaşması meselesinin Tanzimat için de geçerli olduğunu düşünebiliriz herhalde. Tanzimat kamaşması diye bir şey de var sanırım. Biz kamaşmalardan ibaret bir milletiz aslında, değil mi? Manzara öyle gösteriyor. Teşekkür ederim. Şimdi hiçbir şeyi soğukkanlılıkla değerlendiremeyen şark toplumlarının klasik hali bu. Ya ölesiye nefret, ya ölesiye sevgi. Halimiz bu. Sevdiğimizi abartarak gösteriyoruz, nefret ettiğimizi abartarak gösteriyoruz. Benim Tanzimat için bütün ağızları kapatacak bir tane cümlem var. Bunu ısrarlı bir biçimde de kullanıyorum. Yani sonuna kadar sömürüyorum bu cümleyi. Cümlem ve tespitim şu. Ben Divan Yolu'nu yazarken kaç tane yazma, basma, divan gördüm bilmiyorum. Yani bibliografisinden saymak aklıma bile gelmedi. Öyle posteki saymak gibi bir şey olur muhtemelen. Ama orada Tanzimat ilan edildiği sıralarda sağ olan ve şiir yazmayı hala becerebilen kaç kişi varsa onların hiç değilse büyük kısmını görmüşümdür diye umuyorum. Yani 100 tane şair varsa ben 80'ini hiç değilse görmüşümdür ümidindeyim. Önümde iyi örnekler var. Ne bileyim, Vakayı Hayriye için zamanında kaç tane şair şiir yazmış, kitap yazmış, kaside yazmış, kıta yazmış. Bunları görebiliyorum. Ve kendi kendime diyorum ki bu Tanzimat. Hatta Hümayun geliyor. Bunun etkisini şimdi bile hazmedemiyoruz. Öyle de etkili bir şey. O halde bunun hakkında şairler kim bilir ne çok şey yazmıştır. Ve ben bu kadar divan görmüşüm, bu kadar mecmua karıştırmışım. İçlerinde bir tane rakamla bir tane Tanzimat için şiir görmedim. Sultan Mecid'in tahta çıkışına var, cülus yıl dönümlerine var, küçüklüğünde sünnetine var, kızlarını evlendirmesine var. Var oğlu var, bir sürü sarayla ilişkilendirilebilecek şiir var. Ama yaşasın Tanzimat'ı da ilan ettin sevgili padişahım cinsinden bir tane şiirde ben Tanzimat'ın anılışını, böyle anılışını görmedim. 1839'un Kasım'ına tarih düşüren bir tane şiir görmedim. Reşit Paşa'nın sadaretini görüyorum. Tamam. Ama Gülhane'de de Hatta Hümayun okudu diye ben bir şiir görmüyorum. Ve böyle bir durumda kendime şunu soruyorum.
şair gibi gelişkin duyargaları olan sıradan insanın üstünde, üstelik büyük kısmı da devlet hizmetinde katiplikten başlayıp memur olarak çalışan bu kadar erbabı kalemden bu kadar önemli bir hadiseye hiç kimsenin şiir söyleme işinin bir sebebi olabilir mi? Ve şunu fark ediyorum ki Tanzimat'ın ilanı tamim edilen, umuma yaygınlaştırılan ey ahali duydunuz mu duymadınız mı falan diye böyle ferman kıvamında tekrarlanan ve herkesin de maddelerine uymak zorunda kaldığı öyle bir geniş kapsamlı değişiklik getirmiyor. Yani şairin hayatında bir şey değişmeyince bunun edebiyata da yansıması yok. Yani o fermanı adam gibi okumaktan mı aciziz nedir bilmiyorum. Ama ferman ortada. Burada yazılanların büyük kısmı zaten zaman içinde yapılmış şeyler. Yani ne bileyim devlet tebaasının ırzını, namusunu, malını, canını korur. Evet zaten devletin tarifi bu. Yani ne olacak ki? Afrika'da kabilede bunu yapar zaten. Yani bu Tanzimat fermanı zannedilen Hattı Hümayun'un hayatında bir şeyleri değiştiren maddesi olabilir mi? Yok. Azınlıklar, azınlıklara zaten 150 yıldır veriliyor haklar. Ha gavura gavur demeye devam ediyoruz. Orası ayrı mesele. Ama hayatın içinde önemli bir yer işgal ediyorlar. Osmanlı'nın bir azınlık politikası yok. Sömürüyü tanımıyor adamlar. Kolonyal kafa yok Osmanlı'da. Bakıyorsunuz şu kadar sadrazam gelmiş içinden soyca Türk olan ancak şu kadarcık çıkıyor. Yani böyle bir derdi hiç olmamış ki adamın zaten. Sultan Mahmud'un ettiği laf olabilecek en anlamlı laf. Ben tebamın tamamını kendi çocuğum biliyorum. O ne zaman birisi camiye, öbürü havraya, biriki kiliseye girerse ancak orada ayrışır. Onun haricinde hepsi benim evlatlarımdır diyor. Adamda bu şuur ve olgunluk varken Tanzimat Fermanı ilave ne söylemiş olabilir? Ha, o fermanda yeni ne var diye bakınca topu topu iki şey görüyorum. Bir tanesi askere adam almak, öbürü de vergi toplamak. Ve nihayet Tanzimat nerede beklenen olumlu ya da olumsuz tepkiyi görüyor sorusunun cevabı da bu iki maddede beliriyor. Biri Konya isyanı, mültezim meselesinden çıkan isyan, öbürü de Balkanlardaki Sırp isyanı. Osmanlı diyor ki tamam, sen de eşit vatandaş mısın? Evet, o halde askere de buyur kardeşim. Niye bir tek Müslümanlar gidiyor askere? Seni de askere alalım bakalım deyince kıyamet kopuyor. Eşit olmak iyi de, hani orada da eşitlik çok yaşanabilen bir şey değil. Mesela Rumlar itiraz ediyorlar. Yahudilerle nasıl eşit olurmuşuz biz diye. Yani çünkü o statü farkını kendi aralarında yaşıyor olsalar gerek ki böyle bir şeye itiraz ediyor. Yani demem o ki Tanzimat'ın bir başlangıç olduğu konusunda zaten çekincelerim var. Ve zihnimdeki soruları cevaplayabilmek için öncesine uzanmak zorunda kaldım. Belki sorunuzun cevabının bir kısmı o yüzden. Yani ben Tanzimat'a bakınca
neyi tanzim ettiğini, öncesinde başlamayan neyin tanzimini yaptığını tespit edemediğim için gitgide arkaya, önce Mahmut zamanına, sonra onun öncesine doğru sarka sarka Lale Devri'ne kadar gittim. Yani bu böyle geri geri adımlar ata ata asrın başına kadar beni taşıdı. 1699'a taşıdı beni. Karlofça. Evet, büyük değişim orada çünkü. Öyle bir mağlubiyetten sonra bir şöyle adam belli ki sarığını önüne koymuş, düşünmüş. Öyle bir şey anlaşılıyor. Evet. Ya aslında Tanzimat'la zaten ya Tanzimat'ın bu kadar revaçta olmasının nedeni biraz galiba edebiyat tarihçilerinin jenerik başlangıçlar icat etmeyi seviyor. Evet, onu seviyor. Evet. Doğru. Pragmatik bir şey. Ya daha kötüsü var. Bu Tanzimat ne zaman bitiyor diye soruyorum. Onda tarihçilerin de cevabı yok. Edebiyatçıların da cevabı yok. Ne zaman bitiyor? Sizin bir fikriniz var mı? Benim yok. Hala bitmiyor. Hala devam ediyor. Tanzim etmeye devam ediyoruz diyorsunuz değil mi? Evet. Bazıları 1876'yı esas alıyor. Sultan Hamid'in tahta çıkışını. Bazısı Aziz'in çıkışını. Bazısı Mecid'in ölümünü falan. Yani yine öyle kıpırdamaz yıllar arıyorlar. Önemli travmalar falan arıyorlar. Hocam ama biraz mı bilmiyorum. Edebiyat kısmına dönelim isterim. Şimdi bu Divan Yolundan Pera'ya Selamet'le de anlattığınız dünyanın örneklerini Osmanlı Hazanı'nda Gazel Dökümü kitabında zaten ortaya koyuyorsunuz. Örneklerini. Evet. Bir tür antoloji hazırlamışsınız orada. Ve buraya baktığımızda, kitaba baktığımızda 18. yüzyılda ciddi bir şiirsel mobilizasyon, bir anlamda mobilizasyon yaşandığını görebiliyoruz. Biliyorsunuz Benjamin'in bu sanat yapıtlarının yeniden üretimi meselesi, işte kült değerini kaybetmesinden bahseder. Ve oradan da demokratizasyona gelir. 18. yüzyılda bu türden bir demokratizasyon olduğunu söyleyebilir miyiz? Şiirin aurasının çözüldüğünden söz edebilir miyiz diye sorayım. Ya, Benjamin'in bir uyarlanamayacağı bir yer var. Yani fotoğrafa uyarlayabileceğiniz şeyi şiire uyarlamanız çok mümkün değil. Ya da ne bileyim gravür. Aynı gravürden defalarca çoğaltabilmek. Aynı fotoğraf ya da reprodüksiyon acaba aslından nerelerde farklıdır falan gibi soruların cevapları şiir üzerinden sorulduğunda o kadar anlamlı değil. Çünkü bu şiirin ve şairin karakterini inkar manasına geliyor. Niye? Şimdi dışarıdan bakan ve klasik edebiyatı yakından tanımayan birisi için değerlendirme şöyle oluyor. Ya bunlar 6 asır boyunca hep aynı şiiri yazmışlar sanki. Ben de içine girmesem böyle düşünürüm. Aynı nükteler, aynı gülle bülbül, yok efendim aynı kader, aynı kavuşamama falan. Yani böyle oluşturduğu klişeler var. O klişeler etrafında dönen, kendini hiç yenilemeyen bir edebiyat var burada. Zanneder. Bu doğru bir zan değil. Çünkü hem dedim ya şairin karakterine aykırı. Çünkü şair rakiplerini geçerek ölümsüz olmayı istiyor. Benim eserimi insanlar ezberlesin, başucuna koysun, bundan gitsin bir nüshasını çoğalttırsın, eşe dosta okusun. Yeri geldiğinde nükteyi benim divanımdan çıkarsın. Bir şeye örnek verecekse bir beytimi ansın. Bunları istiyor tabii ki.
Ama geleneği birebir tekrarlayan bir dünya tasarlıyorsak orada, bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Fakat burada iki kavramı birbirine karıştırdığımızı düşünüyorum. Bir tanesi yenilenme, öbürü yenileşme. Bu ikisi aynı şey değil. Yenilenme kendi içinde olan bir şeydir. Yenileşme dışarıyla münasebetten doğar. Yani ne desem, söz gelimi eskiler yapardı. Şimdilerde kimse işte dirsekleri parlamış bir ceketiniz olur. Hafiften etrimiştir. Siz onu terziye götürürsünüz. Adam ters yüz eder. Ya da kocaman bir kravatınız vardır. 70'lerden kalma böyle yumruk kadar düğümlü bir kravat. Siz o kravatı terziye götürürsünüz. Adam onu daraltır. Yeni moda kravat yapar. Bu yenilenmedir. Yani maddenin kendisi değişmemekte, özü değişmemekte, hala aynı kravat ve aynı ceket ama ona yeniden biçim kazandırılmaktadır. Osmanlı'nın gelenekli şiiri yenilenerek yürür. Yenileşmez. Yenileşmek yadırganan ve reddedilen bir şey olabilir. Yani o yüzden avantgard yoktur Osmanlı şiirinde. Oradan avantgard çıkma ihtimali de yoktur. Böyle burnunun ucunu gösteren, azıcık dikleşen şairleri zaten elerler. Adam belki de çağının en ilerici şiirini yazıyordu. Ama onu tezkireye almazlar. Tezkireye almak bir manada onanmak manasına geliyor. Ve bunu unutun, bu ismi unutun demenin bir başka şeklidir tezkireye almamak. O yüzden yenileşmeye tesadüf etmek zor. Bir de şu var, hem yenilenmek sürer gider Osmanlı'da, hem de yenilenmenin içinde bile şair kendisinin diğerleri arasında fark edilmesini umar. Yani yine Nedim'den örnek. Nedim ne diyor? Vallahi ben gazellerime mahlas koymasam da olur. Çünkü bu şehrin müktedanları beni zaten şiirimden hemen tanırlar. Adımı anmam bile gerekmez diyor. Şimdi buradaki özgüven enfes. Yani bugün modern şairler arasında bile adımı koymasam şiirimden beni bilirler diyecek bir tane baba yiğit çıkmaz. Öyle bir şey yok. Ama adamda bu özgüven var çünkü farklı bir şey yaptığı bilincinde. Ben o yüzden Divan Yolu'nun bir yerlerinde kaleydoskop kelimesini kullanmıştım. Yani içine koyduğunuz parçalar değişmiyor. Yani 5 tane parça koyduysanız kaleydoskopun içine 5 tane kalıyor. Ama onu gözünüze tutup oynattığınızda her seferinde farklı şekiller geliyor. Ve bu varyasyonları siz yenilenme sayıyorsunuz. Parçalar aynı ama figürasyon farklı. Konfigürasyon farklı. Yani bu hoş bir şey. Hatta belki şairin kendini sınaması için olabilecek en ağır imtihan bu. Eldeki malzeme aynı, hepimiz için aynı ama falanca hepimizi sollamış, aynı malzemeden hiçbirimizinkine benzemeyen, geleneğe de benzemeyen, yepyeni bir ifade yakalamış. Bu adam unutulmaz oluyor işte. Yenilenmenin böyle bir
zorluğu ve böyle bir karakteri var. Yenileşmek çok daha kolay. Yenileşmek yeni ceket almak, yeni kravat almak. O daha kolay. Fakat daha masraflı. Onun karşılığını kültür üzerinden ödüyoruz. O çok daha sıkıntılı bir şey. Şimdi ne bileyim, herkesin bildiği, zaten hepi topu 20 küsur kişiyiz galiba. Hepimizin bildiği bir örnek olsun. Orhan Veli'nin şiiri Urumeli insanına oturmuş da türkü tutturmuş. Şiir modern mi? Bir tarafıyla evet. Ben o şiirde en az 20 mısrada aruz yakaladım. Aruz bilince kulağınıza tıkır tıkır böyle telgraf tıkırtısı gibi, Morse alfabesi gibi geliyor o sesler. En az 20 mısrada aruz var. Havaya bakıyorsunuz, türkünün havası. O da halk şiirinden gelen unsurları size söylüyor. Başının üstünde kuşlar dönüyor. Yani halk şiirinin o kadar klasik ki. Ama sinemada Beyoğlu'nun sineması. Yani İkircikli kaldığımız bir şey. Ama bu bir yenileşme değil. Bu bir yenilenme işte. Eldeki hazır malzemeyi kullanıyorsunuz. Serbest şiir dediğiniz şey yenileşmeye yeten bir şey değil. Serbest şiir Batı'da 1850'lerden beri var. Yine Baudelaire, yani şairler arasında yayıldı. Hugo falan gibi isimler de var. Bizde serbest müstezatla var. Belki onun öncesinde müstezat gazelde var. Yani şimdi buralarda ne yenilenmedir ne yenileşmedir. Yenileşmek daha mı radikal? Kendi içimize hapsolmamızı mı gerektirir gibi soruların cevabını vermeden böyle pasta dilimler gibi, şurası eski, burası yeni. Yeni olan moderndir, modern olan yenileşiyordur. Teceddüt vardır. Bu da eskidir, o halde o da köhnedir gibi sınıflandırmalar hiç anlamlı değil. Yani önce belki de buraları halletmek lazım. Yani işin kavramsal tarafı, terminolojisi belki halledilmeli. Onun sıkıntılarını yaşıyor gibiyiz. Biraz aslında demin Orhan Veli'den de söz ettiniz. İstanbul'dan söz açalım isterim. Ya 18. yüzyılda İstanbul nasıl şairlerin şiirlerinde kendisine farklı, öncekilerden daha farklı biçimde yer bulmaya başladı. Biraz bunu aslında derinleştirelim isterim hocam. Mahalleleşme kavramı yerine İstanbullaşmayı öneriyorsunuz zaten. Ve bu İstanbullaşma aslında İran etkisinin de kırılması anlamına geliyor. İran nüfuzunun kırılması anlamına geliyor. Sizce İstanbul'un bu denli neredeyse fenomen düzeyinde yükselmesinin arka planında nasıl bir ideoloji vardı? Yani biz baş şehirlerimize farklı davranıyoruz. Ne bileyim, Amerika'da Washington DC hiç de özel bir şehir değildir mesela. Bugün de özel değildir. Hatta ne bileyim, baş şehir diye New York'u ya da Los Angeles'ı zannetmemiz de mümkün. Ölçümüz bu ise. Yani bir şehir ne kadar büyükse o kadar nüfuzludur. Ne kadar nüfuzluysa baş şehir olmaya o kadar yaklaşır gibi bir saçma sapan duruşumuz var. İstanbul'dan evvelki baş şehirlerimize yanaşma şeklimiz, İstanbul'a da yanaşmamız hakkında bize bir fikir veriyor. Edirne'ye ya da Bursa'ya daha eskilerde. Ne yapıyoruz?
oralara nasıl yanaşıyoruz, ona bakmak bir fikir veriyor. Fakat İstanbul'un edebiyatta böyle kabarıp puf böreği gibi kendini belli etmesi aslında edebiyatın anlatım dilinin değişmesiyle ve şiirin tasvirci kavramının detaylandırılmasıyla alakalı gibi geliyor. Yani çok lokal bir şey sorduğunuz için söylüyorum. Mesela önceki asırlarda size İstanbul'u bir anlatır adam, denizini anlatıyordu. Ve siz o denizi okuduğunuzda ya burası Trabzon'da olabilir diye düşünürsünüz. Çünkü anlatılan denizin İstanbul'la ilişkilendirilebilecek yanı yoktur. O böyle şey, havai denizdir. Derseniz ki işte şurası Salacak. Salacak'ın adının geçtiği yerde o deniz İstanbullaşır. Ya da Mehtap Safası derseniz orada o deniz İstanbul'un denizi olur. Birdenbire bebek koyunun denizi oluverir. Ama kuru kuruya deniz. Denizi olan şehri mi yok yani İstanbul'un? Bir sürü şehir var. O zaman bu şiirlerin başka şehirlerin denizi içinde okunabilecek bir şablon yarattığını fark edersiniz. İşte bu tasvirci anlatımın gelişmesi şehrin, İstanbul şehrinin, der saadetin bir özel mekan, adı belli, toprağı belli, insanı belli, mahallesi belli, bir özel mekan haline alması anlamını taşıyor. Bir bu var. İkincisi, fert kavramı doğmaya başlıyor dünyada. Bu önemli. Yani birbirimize benzediğimiz yerde önemsendiğimiz cemaat biçiminde yaşayan topluluklar yerine fert olarak öne çıkmaya başladığımız ve kendimizi başkalarından ayrı gördüğümüz, ayrı hissettiğimiz, ayrı anlattığımız yerlerde hem özgür, hem öznel, hem de özel olmaya başladığımız bir çağ gibi. Yani Batı'da fert kavramı daha yeni oluşmuş zaten. Şimdi de sizde oluşuyor. Böyle bir durumda Ferdin kendi dünyasından bir şeyleri şiire taşımaya başladı ve işte o yenilenmelerin içine kendinden bir şeyler kattı. Yani o allegori dünyasının o mevcut kalıp ve klişe dünyayı tekrarlamak yerine kendinden bir şeyler katmaya başladığı şiir geliyor. Bakın, eski çağlarda bir şair kendi ustasının şiiri içinde ve çayda şeker gibi erimeyi tercih ediyor. Yani kendini özel bir şahıs olarak var etmek derdinde değil. Ustasını en iyi sürdürebilmek derdinde. O yüzden bu kadar çok Karaca olanlar. O yüzden Anadolu'nun her yerinde Yunus Emre mezarları var. O yüzden ne bileyim Niyetli'de falan böyle birkaç yüzyıl evvel ölmüş ustanın imzasını atan yeni ustalar türüyor. Behzat diye imzalıyor. Siz, ya Behzat'ı ben biliyorum. İran'da bilmem kaçıncı yüzyılda yaşadı. Bu adam kağıttan belli, işte çizimlerden belli, boyanın malzemesinden belli. Bu adam ondan işte 3 asır sonra yaşamış olmalı.
niye de hesap diye imzalıyor diye düşünüyorsunuz. Sebep bu. Ya da işte kaybeti aptal veya Pir Sultan aptal gibi adamların şiirleri. Pir Sultan Aptal'ın şiirini okuyorsunuz. Adam idam sehpasındaki halini anlatıyor. Ve siz ya diyeceksiniz ki ya bu Pir Sultan Aptal da hakikaten ermiş, kendi akıbetini evvelden görmüş. Ya da onun ağzından şiir yazmayı sürdüren sonraki neslin birilerinin varlığını düşüneceksiniz. Yani bir şair büyük ustanın adı altında kendisini gizliyor. Bu heba olmanın gereği. Kendinizi öne çıkarmayacaksınız. Kocaman hükümdar oldu Kadı Burhanettin. Devleti vardı adamın. Divanı da var. Divanında hiçbir gazelinde kendi mahlasını kullanmıyor. Mahlas yok. Niye? Çünkü çok mütevazı. Bir de bu var. Şart tevazı. Ama ferdin geliştiği yerde ego gelişiyor. Egonun geliştiği yerde ben herkesten farklıyım. Ben herkesi geçmeliyim. Ustamı da geçmeliyim. Bu hava geliyor. Bu hava geldiğinde şiire kendisini sokmaya başlıyor. Doğduğu toprakları, kendi ailesini, çevresini, konuşma şeklini, kendi ağzını ya da şivesini, onları sokmaya başlıyor. Erzurum ağzı yazılmış divan var. Erzurum ağzı. Şimdi bu tabii bir işaret. Veya işte Galip Paşa'nın Kastamonu ağzıyla mütayyebatı Türkiye'si falan. Baştan sona Kastamonu ağzıyla adam divançaya yazdı. Şimdi buralarda birdenbire sizin haricinde dünyalar olduğunu, insanlar olduğunu fark etmeye başlıyor. Ama hepsinin önü İstanbul bir Nedim'in okul kitaplarına da yani kasidesinde söylediği gibi öyle çok özel bir ince tanesi. Siz orada yaşamayı istiyorsunuz, oranın mensubu olmak istiyorsunuz. Onun anlatılmaya değer bir yer olduğunu düşünüyorsunuz. Ve İstanbul birden şiirin içinde nesneleşiyor. İdeal bir varlıktan üzerinde yürünebilen, oturup kalkabileceğiniz, yaşayabileceğiniz, sahilinde oturabileceğiniz, kayıkçısının tekmesinde her şeyi geçebileceğiniz bir şehre dönüşüyor. Meyhanesinde dönüyorsunuz, sokaklarında yürüyorsunuz, külhaniler var, çapkınlar var, işte fingirde kadınları var falan. Böyle bir real şehre dönüşüyor. Bunu yaptığınızda ona mahalleleşmiyorlar işte. Aslında bu gerçekleşme. Yani hayalindeki bir masal şehri. Bizim masallar adatta geçer ya onun gibi. İstanbul'da bir hayal şehri ve onun gerçekleşmesi. Artık İstanbul real bir mekan olarak anlatılabilir hale geliyor. İçindeki insanlar. Bu özel bir şey. Fakat şuna hep itiraz ediyorum. İstanbul edebiyatın merkezi olmamalı. Hele 21. yüzyılda bunun asla olmaması lazım. Yani hala bir şair kendisini ispatlayabilmek için İstanbul'da yaşamak, kitaplarını İstanbul'da bastırmak zorunda kalıyor ise bu Türkiye'nin adı. İstanbul bir kriter değil. İşte İstanbul hala Osmanlı'daki kadar
sömürücü bir yer. Hani sanat dünyasında çok söylerler. Hocam, sanatçıyı Ankara özür yetiştirir, dilerim, kesiyorum ama İstanbul kullanır diye. sesim geliyor mu Yani, hocam? efendim. Biraz sesiniz boğuk hale geldi de. Evet. Sesiniz biraz Boğuk geldi. Çok anlaşılmıyor. Bir düzenleme yapmam. Tam da İstanbul'dan bahsettiğim yerde anlaşılmamasını manidar buluyorum. bir kumpas sanki söz konusu oldu. Şu an daha evet, iyi burada hocam. Bir kumpas sezdim. Şu an daha iyi. Tabii artık İstanbul'dan bahsedilmiyor. Toparlayınca biraz böyle ayağa kalkar gibi yapınca daha net gelmeye başladı sesin. Siz de İstanbul'u Evet. anlatmaya başlayınca biraz galiba Anadolu aranız ayağa yükseliyor. kalkınca İstanbul duyuluyor. Evet. Yok, tam işte bu. Anadolu ayağa kalkınca İstanbul duyuyor birdenbire. Tam da bizim Cumhuriyet Yani dönemi öyle romanlarımız bir şey var. oldu. Bana büyük ayıp gibi geliyor. Doğru tespit diye arada bir söylüyorum. Diyorum ki Anadolu'dan, Taşra'dan bakınca İstanbul içre görünür. Ama İstanbul'dan bakınca her yer taşra görünür. Yani İstanbul kendisine teslim olmayan hiçbir edebiyat ürünü, hiçbir sanatçıyı beğenmiyor ve görmüyor onu. Böyle bir zaafı var İstanbul'un. Yani Ankara'nın yetiştirdiği en büyük şairleri ancak İstanbul'a gittiğinde hak ettiği şöhreti bulmuş, gördü değil mi? Yani bunun son birkaç örneği de var. Taze örnekler. Son 10 yılın örnekleri var. 50'lerde de öyle. İkinci yeni Ankara'da ortaya Hep çıkıyor, öyle. İstanbul'da Tabii, mı? hep öyle. Orhan Veliler gene aynı şekilde, garip de öyle. Evet. Hep böyle ola geldi. Bunun Osmanlı'daki karşılığı daha insaflı. Yani daha insaflı çünkü ne bileyim Urfa'da Nabi diye bir adam çıkıyor ya da Bağdat'ta Fuzuli diye bir adam çıkıyor ve kocaman oluyor. Şimdi kocaman olmayı taşrada becerebilen kimse yok. Yani Erzurum'da kocaman şair. Böyle bir şansı yok. Çünkü tek kriter İstanbul. Yani bu bakımdan Osmanlı'nın şiirinin daha insaflı olduğunu düşünüyorum. Daha anlayışlı ve ölçütleri daha sağlam. Neredeyse. Metropol yiyor. Şimdi biraz da bu yaptığınız önemli bir tespit var kitapta, tekke ve dergahlara dair. Tekke ve dergahların aslında işte Ortodoks İslam'ın temsilcisi olan medreselere karşı önemli bir mevzi, önemli bir alan, önemli bir cevap niteliği gösterdiğini söylüyorsunuz. Yani ilmiyeye karşı kalemiyenin doğuşu bu mekanlarda, bu merkezlerde gerçekleşiyor ve bu aslında yeni aydın tipinin ve yeni şair tipinin de doğuşu anlamına geliyor. Tekke ve dergahlar aslında halk, Şerif Mardin'in halk İslam'ı dediği şeyi de içerdikleri için biraz şiirin de yerelleşmesinde önemli bir tetikleyici bir unsur haline geliyor. Medreselerle ve tekke ve dergahlar arasında şiir açısından, edebiyat açısından nasıl bir fark ortaya çıktı 18. yüzyılda ve aydınlar ve şairler medrese yerine neden bu mekanlarda bir araya gelmeye başladılar diye sorayım hocam. Bu folk İslam lafı anlamlı. Böyle durup durup bir şey söylerdi ve ortalık karışırdı ya. Bu da onlardan olmuştu zamanında. Yani Anadolu Müslümanlığı dediğimiz
ya da küçük yerin Müslümanlığı dediğimiz şeyi doğru anlıyor, yaşıyor fakat öyle değilmiş gibi davranmaya çalışıyoruz. Bu bizim büyük zaafımız. Yani ne bileyim, adam mesela Ramazan'da içki içmiyor. Ama bayramda şişesini açıyor. Ya da beş vakit namaz kılmıyor ama cumaları da kaçırmıyor. O yüzden bizim camiler hani cuma günleri tıkış tıkış, diğer zaman üç tane ihtiyar var içeride. Başka kimse yok. Halimiz biraz bu. Yani ne bileyim, Ayasofya cami olsun falan. Olsa ne olacak? Nasıl olsa gitmeyeceksin. Hayır, o bir sembol. İyi ya, bırak sembol olarak kalsın. Hayır, öyle bir halimiz yok. Oralarda kendimize göre geliştirdiğimiz hassasiyetler var, zaaflar var. Bizden olan da olmayanı ayırt etmek için çok acayip ölçütlerimiz var. Ve bunların çerçevesinde yaşıyoruz. Net bir şekilde hala tarihçilerden ama net bir şekilde, öyle ağzında geveleyen çok var. Ama net bir şekilde şunun cevabını almamız lazım. Anadolu ve Rumeli hiç olmadı. Ama Anadolu Yavuz'a kadar büyük ölçüde zaten Alevi. Yani Sünnilik bir devlet politikası gibi o topraklarda gelişti. Hani hilafeti almışsınız falan. Bu böyle bir kompleks tavır, bir kombinasyon oluşturuyorsunuz. Ve onun için de bunları yapıyorsunuz. Yani Anadolu'da ömründe namaz kılmadan ölüp gitmiş bir sürü adam var. Sorsanız elhamdülillah Müslümanım diyor. Mescidi bile yok. Ömründe bir tane imam görmemiş, bir tane hoca uğramamış. Arada birileri cerre çıkmış. O da omuzuna astığı torbasını doldurmuş. Çıkmış gelmiş. Medrese talebesi o cerre çıkanlar işte. Onun haricinde dinde tanışıklık yok. Samimi, çok samimi bir İslam var. Fakat bunun hiçbir akaidi yok. Hiçbir ibadeti yok. Hatta insanları birbiriyle evlendirmek için, nikah kıymak için bile klasik yollar alabildiğini esnemiş halde. Böyle bir Anadolu var orada. Bu Anadolu'nun sağında solunda çok gelişmiş medreseler olsa orası üniversite şehri gibi olur. Ama medreselerin yerleştiği yerler de belli. Medrese garip bir şekilde güç neredeyse oraya yerleşiyor. Oysa Batı'nın üniversiteleri kampüsünü hep uzağa kuruyor. Kendi şehrini kuruyor. Yani bayağı kendi şehri değil mi? Yani, kampüs dediğimiz yer üniversitenin kalesi oluyor. Bizde güç nerede? Nüfus nerede? Para nerede? İnsan nerede? Oraya gidip medreseyi kuruyorsun. Biri bana sorsa ben derim ki cami külliyelerine medrese açmak ilk büyük hatamızdı. Medreseyi ıssıza kuracaktık. Şehrin göbeğinde Fatih medreselerinden başlayarak şehrin göbeğini medrese kurmamalıydı derim.
Aslında bir fırsatımı bulsam Kara Hoca'yla da konuşmak isterim bu dansı. O çok çalıştı, düşündü bu konuda. Medrese ilim öğretiyor. Fakat medresenin programı çok enteresan. Edebiyata hizmet eden bir program değil, edebiyatı destekleyen bir programda değil. Okutulan kitaplar belli. Kendi dilinizin gramerini bile okumuyorsunuz. Türkçeyi bile öğrenmek gibi bir niyetiniz yok. Orada Arapça, Sarf-ı Nahi falan okuyorsunuz. Bazı medreseler var, onlar belli alanlarda biraz daha uzman görünüyor. Yani ne bileyim, yıldızlara bakıyor mesela bir tanesi. Öbürü tıbba daha yakın duruyor, halk hekimliğine daha yakın duruyor falan. Ama bunların ortasında mesela felsefeye yakın duran yok. Çünkü felsefe küfür gibi bir şey. Yasaklanan bir şey. Ya hikmet olacak. Ama hikmetin de İslami kanadı sadece. İyi de güzel kardeşim, tasavvuf dediğin şey bile adından başlayarak bir sürü Yunan, Grek, hatta Roma kültüründen insi taşıyor. Yani kimse bana sufi kelimesini sof kumaş giyen demek olduğunu falan söylemesin. Aslında sofya kelimesi, bilgi kelimesi. Burada tasavvufu inkar ediyor. Din bir. Felsefeyi inkar ediyor. Din iki. Medrese dediğimiz yer özgür düşünce yerine düşünmüş zihinlerin asırlar içinde birikmiş nesi varsa onu kulağınızdan, gözünüzden, burnunuzdan size tıkmaya çalışıyor. Ama sizin sorunuz yok. Bu büyük sıkıntı. Sormayan ve merak etmeyen yerden sanat çıkmıyor. Yani zanaat çıkar da sanat çıkmıyor. Çünkü hassasiyetlerinizi değerlendireceksiniz. Dünyayı değerlendireceksiniz. Yani bu güneş niye şimdi batıyor sorusunun cevabı. Allah öyle istediği için olduğunda sizin bir merakınız kör ediyor. Ve derdiniz şiirse buradan Hüsnü Halil yapma imkanınız azalıyor. Güzel bir sebebe bağlayacaksınız ya yaşanan şey. Çiçek niye açar sorusunun Hüsnü Halil'i size yani sebebinin güzelliği size şiirsel bir şey getirecek. Ama siz onu zaten sorgulama imkanı olmayan bir yerdeyseniz o zaman oradan şiir çıkmıyor. Medrese şiiri sevmiyor. O zaman seven yer neresi diye bakıyor millet. Seven yer dergahlar. Her dergah değil. Tarikatların bir Hazreti Ali merkezli olanı, bir Hazreti Ebu Bekir merkezli olanı. Ebu Bekir'i kendisine önder edinmiş tarikatlar şiire ve müziğe, dansa, neyse daha bir neyzen bakışlı. Yani, ama Ali kolundan gelenler onlar burada daha rahat. Hatta kendini ifade etmenin, coşmanın, vecde gelmenin veya bir cins transa geçmenin veya diğer alemde irtibat kurmanın, bunu sadece murakabe manasını söylemiyorum,
bir irtibat kurmanın yolunu buralarda arıyorlar. Şiirde arıyor, müzikte arıyor, dansta arıyor. Adam bakıyorsunuz coşmuş gitmiş, kendinden geçmiş. Bir trans halinde ağzından takır takır şiir dökülüyor. Bunun açıklamasını yapmak yok. Ama Türkiye muhitinde çok vardır böyle. O yüzden bazen kafiyesi bozuktur, hecesi tutmaz bilmem ne falan. Ama samimiyetine inanırsınız. Bazı şehirlerin, büyük şehirlerin, dergahlarında da daha seçkin bir sanat ortamı oluşur. Bazı tarikatlar ve bazı şehirlerin. Mevleviler her zaman burada en verimli tarikatı oluştururlar. Ne bileyim, yabancı dil öğrenmekte en sıkıntısız, en başarılı onlardır. Müzikle irtibat kurmakta en başarılı onlardır. Şiirle birbirleri çok yoğundur. Dans derseniz, dans öyle. Arada kesiliyor değil mi internet? Evet hocam, biraz sesiniz de boğuk hale geliyor. Galiba uzaklaşıyorsunuz kameradan. Yaklaşınca daha net. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kendime doğru çekeyim. Bakalım ne oluyor. Bir faydası var mı? Şu an biraz daha iyi, evet. Öyle mi? Peki. Gelenekli şiirde iki tane yetişme yolu vardır. Bir tanesine vehbi yol, diğerine kesbi yol denir. Kesbi yol, şairin şiir üzerine düşünerek, çalışarak, ter dökerek öğrenmesidir. Yani ne bileyim, bir kağıda kafiyede bile yazar. İşte kitap, şarap, mehtap falan neyse. Vezmini bulur, heceleri sayar, güzel oldu mu diye bakar, yazar, çizer, bozar. Sonunda gazeli yazar. Bu kesbi şiirdir. Yazan da kesbi şairidir. Bir de vehbisi var. Vehbi olan daha makbul tabii. Çünkü ona Vehhab'ın ilham ettiği düşünülüyor. Yani adeta bir şamanın yukarıyla irtibat kurması gibi. Öyle bir şey düşünülüyor. Vehbi şair kendisine ilham edileni söyler. Kendisi şiir söylemek için uğraşmaz. İçine doğar yani. O yüzden buna tuluat denir. Sünuhat denir. Öyle isimleri var. Yani bir cins şey gibi, böyle inspiration gibi, böyle bir şey, nefes etmek gibi, üflemek gibi, kulağının dibinde ilham perisinin ona bir şey fısıldaması gibi. Öyle bir şey. Ama bu sefer adı söylenmese de sanki bir cins vahiy almak, vahiy almak halini alır. Ona vehbi şiir demiş. Şair o şiiri önceden hesaplamamıştır, üzerinde çalışmamıştır, ağzından dökülüyordur. İddia bu. Böyle şiirleri şairler daha bir önemserler. Ve bunun için tekke muhiti büyük imkan sağlıyor. Sanki dışarıdaki insan kesbi yollarla şiir söyler ama
böyle bir zikir halkasına girmiş ya da işte riyazetle ömür geçirmiş. Bir hücrede 40 gün yarı aç, yarı tok, uykusuz ibadet etmeye çalışmış birinin algılarının açıldığı ve sonunda ona bir şeylerin tulu edildiği, içine doğduğu iddiası var. Vehbi şiir o. Fakat mesela Niyazi Mısri meşhur mütasavvıf şair, o şöyle bir ayrım yapmış. Kendisi diyor ki işte benim şiirlerimin bir kısmında mahlas olarak Mısri var. Bazılarında da Niyazi var. Bunlardan birilerini, bir grubu ben kesbi olarak yazdım. Uğraştım yazmak için. Ama bir grubunu da vehbi olarak riyazetteyken içime doğdu, not ettim. Şimdi burada medrese dergah ayrımını yapmanız kolaylaşıyor. Dergahın ilham ettiği şiirle medreseden şair çıkmaz pek fazla, ama medresenin yetiştirdiği şair varsa burada kendini kolayca ayırt edebiliyor. Biri kesbi, biri vehbi olanı temsil ediyor gibi. Böyle bir ayrım var. Fakat ne bileyim, medreseden çıkanların bir kısmı zaten bir tarikata intisap ediyor. Ya da dergâhtan çıkanların bir kısmı o dergâhın bütün esnekliğinden faydalanıyor. Ve böylece şiirin profan kanadının da gelişimi için bir küçük adım atılabiliyor. Aksi halde buraya hapsedilmiş bir şiir olurdu. Öyle değil. Yani muhtemeldir ki bir şiirin profan alana mı dahil, yoksa dini bir içerik mi taşıdığı biraz da bizim yorumumuzla beliren bir şey. Çünkü ben gördüm, adamın birisi her şey bana seni hatırlatıyor şarkısına ağlıyor. Evet doğru, her şey bana seni hatırlatıyor diye elleri yukarıda ağlıyor bu adam. Tam yorum işte. Sizin şiirinizi yazarkenki niyetiniz değil, alıcının ona yüklediği anlam. O manada belki de çok tasavvufi bir şiiri profan saydığımız ya da profan bir şiirde derin bir hikmet bulduğumuz oluyor belki. Bilemiyorum. Şairleri bu kadar net, bu tasavvuf şairler olmayan şairler diye ayırt etmemeli belki de. O da bizim yanılgımız. Hocam bir de bu sebke hindi meselesi var. Biraz da hızlanarak gidelim istiyorum. Zaman da bayağı oldu. Bu şeyi... Ben fazla uzun cevap veriyorum. Evet. Yok estağfurullah. Biz feyiz alıyoruz sizden. Sizi dinlemeye her zaman hazırız zaten. Bu sebke hindi meselesi önemli. Siz bunun sürekli hortladığını söylüyorsunuz. İşte Edebiyat-ı Cedide'yi ve ikinci yeniyi de örnek göstererek. Mahalleleşme sürecinde de sebke hindinin bir şekilde siperde durduğunu gösteriyorsunuz örneklerle. Sizce bu şiirde Recaizade'den ilhamla sade üslup, âli üslup rekabetinin bir galibi var mı, yoksa ya da bir galibin olması gerekir mi? Tabii Ekrem Bey'in fena halde tercüme bir ayrımı. Bizim
bizim anladığımız şartlı stilistik içinde böyle bir ayrım yok ve bunun anlamı da yok. Ama şöyle söyleyeyim, şiir ayağa düşmekten nefret eder. Bütün sanatlar eder ama şiirin bu konuda daha bir titizlendiği anlaşılıyor. Çünkü hani şiir kendisini biraz da ilahi bir şey gibi konumlandırıyor ya. Hani öyle olmasa mısra kelimesi İngilizce ayet kelimesine karşılık gelmezdi. Değil mi? Öyle bir şey var. Yani bir cins yüksek ifade. Buna müzeyyen de diyebilirsiniz. Âli de diyebilirsiniz. Çok haklısınız. Ama sıradanın üstünde bir dil geliştirme işi. Sıradanın üstünde belki hassasiyetler, belki bir muhayyile oluşturma işi. Burada şiir kendine bir formülasyon oluşturuyor. Ve o formülle bir üst şiir yapıyor. Şiiri ne olsun? Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir, peleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir. Mesaj var, muhayyile var, benzetme var, efendim, sembolleştirme var, var da var. Basit bir türkü aslında. Ama içi çok dolu. Şimdi eğer burada tutturulan bu seviyeyi büyük ekseriyet çözerse, o zaman şiir kendisine daha yukarıda bir dil arıyor. Söylediğim şey buydu basitçe. Çünkü herkesin anladığı, herkesin yakaladığı, herkesin benzerini söylediği bir dil şiiri sıradanlaştıracak. Şair bunu fark ettiğinde bir telaşla üst bir arayışı başlıyor. Kitapta andığım şey şu. Klasik şiir ne zamanki aşık edebiyatıyla birleşip ve aslında folklorun bir unsuru saydığımız halk şairi arızla hem de divanlar dolusu şiir yazmaya başlar, o zaman klasik şairin etekleri tutuşur ve kendisine daha yukarıdan bir dil, daha yukarıdan bir imgelen arar. İşte bu arayışların birinin de Sepki Hindi olduğunu söyledim. Sepki Hindi güzel bir cevap oldu bizimkilere. Bir yükseliş. Ne zaman şiirin dili pespayeleşse, ne zaman bir şeyler aşağıya düşse, orada yeniden onu tutup kaldıran bir yeni şiir anlayışı hep türedi. O yüzden bizim şiirimiz grafiğe dökülse bir çıkış bir iniş, bir çıkış bir iniş şeklinde gidiyor. Sadece kalite, anlaşılırlık, yaygınlık ve benimsenme gibi ölçütlerle böyle bir grafik çıkarmaya çalışın. Manzara bu zikzak. Burada bugün bile anlayamadığımız ve halledemediğimiz mesele şu. Bir, ilkokuldan beri bizi zorlaya zorlaya bu hale getirdiler. Sanat için mi, toplum için mi? Bu kadar aptalca bir soruyu ilk kim sordu, hiçbir fikrim yok. Ama hala sürmesi olabilecek en büyük ayıp. Yani bunu soran ne sanatı anlamış, ne toplumun değerlerini anlamış.
belli. Ve ikincisi, şiir kimin için yazılıyor? Buna bağlı soru. Ben anlamayacaksam şiir kimin için? Güzel kardeşim, sen şiiri anlamak için ne yaptın? Hiç şiir beni kucaklasın, şiir bana kendini anlatsın. İyi de o zaman sana Cinali metni gibi bir şiir verelim. Sen onunla mutlu ol. Yani çünkü şiir bir terbiye işidir. Anlamak için kendini eğitirsin, derinleştirirsin. Sende o yok. Şiir bana hitap etmiyor. Niye etsin ki sana şiir? Bana hitap eden şiir yazılsın. Ha, olur tabii. Böyle bir şey var mı? Buralardaki sıkıntılar ne zaman galip gelse şiir bir aşağıya doğru, onlara doğru bir düşüşe geçse arkasından bir yükseliş geliyor. Bence garip şiirinin en güzel kriteri ortaokul çocuklarının Orhan Veli sevdiğini söylemesi. Bence Orhan Veli duysa çok üzülürdü. Çünkü hiçbir şair böyle bir okur kitlesi tarafından sevilmeyi tercih ediyor olamaz. Yani şimdi Orhan Veli'nin şu kasabın kedisiyle sokak kedisi arasındaki meşhur ve malum şiirini okuyan birisi orada bir sınıf çatışması görmüyor ise orada Marksist literatür içinde daha anlamlı olacak bir katman yakalayamıyor da aa ne güzel kediyle kedi konuşuyor diye bakıyor ise siz o şiir okurunu zaten göz ardı etmek zorundasınız. Orhan Veli'nin ömrünün sonlarına doğru vardığı nokta ki şiir çok sıkıcı artık yok efendim gecekondu semtleri yok efendim Ankara'nın kenar mahalleleri falan onlar hiç kimse tarafından hatırlanmayan şiirler. Ama Orhan Veli'nin de nihayet kendi arayışlarının bir yere doğru varmaya başladığı nokta orası. Böyle de yapılmaz ki Orhan Veli için varılacak son nokta değildi ki. Varılacak nokta arayışı. Ömrü yetseydi de yani bir 10 yıl yaşasaydı başka bir Orhan Veli görürdü. Ama bu Orhan Veli'nin antipodu ikinci yeni olmak zorunda. Çünkü bu nokta Orhan Veli'nin yarıda bıraktığı, belki de düşündüğünü gerçekleştiremeden ölüp gittiği bu nokta ikinci yeninin hareket noktası. Buradan başlayacak ikinci yeni. Ya da aynı sıralarda Ankara'da da Hisar Mecmuası belki öyle başlayacak. Yıllar tesadüf değil. Hisar da başka bir yerden itiraz ediyor. Daha köhne gibi görünen bir yerden itirazları daha tutucu gibi görünüyor. Ama bir itiraz var. O da bir yerden yükseltmeye çalışıyor. Bugün de aynı şey yaşadığımızı düşünüyorum. Yani 2000 sonrasının şiirinin de başka bir yerde olduğunu düşünüyorum. Nasıl 80 kuşağı o 70'lerin sosyal gerçekçi tahkiyesini ve şiirini terk ederek kendi şiirini oluşturduysa biraz öyle bir şey görüyorum. Şimdi de 2000'ler geliyor.
2000'lerin ne bu Z generation o geliyor. Milenyum kuşağı. Ya evet. Ben çok korkuyorum. Bir düşerse nasıl kurtarırız o şiiri? Hangi sepki hindi yeniden yükseltir? Hiçbir fikrim yok. Bugünkü şiiri anlamak için herhalde bir 20-30 yıl beklemek gerekir. Ya evet. Evet. Korkuyorum. Korkarım yüzüm gibi diyor ya. Evet. Bu erkek egemen meselesi var kitapta. Bir karşı çıkış gerçekleştiriyorsunuz orada da. Klasik şiirin erkek egemen olduğu yönündeki eleştirilere aslında katılmadığınızı görüyoruz. Çok makul öneriler de getirdiğinizi görüyoruz ama mesela Walter Andrews ve Mehmet Kalpaklı da Sevgililer Çağı kitaplarında biliyorsunuz Gramsci'nin hegemonya kavramını kullanarak aslında kadın şairlerin erkek söylemini ödünç alarak o dünyaya dahil olabildiklerini söylüyor. Aslında sizin de söylediğiniz bir şey o bir yandan da. Örtüştüğünüzü de görüyoruz ama bu söyleme ödünç almak da bir yandan da erkek egemenliği onaylamak anlamına gelmez mi? Bu şiirin erkek egemenlik gösterdiğini söylemez mi bize? Onu sormuş olayım. Yok. Şimdi mevcut şiir diline erkek egemen dil diye baktığımız için böyle oluyor. Kadınlar da o dili kullandığına göre erkek dilini kullanıyorlar, sonucunu çıkarıyor. Hayır. Bu dilin aslında cinsiyeti olmadığını baştan söylemek lazım. Yani çünkü her şeyden evvel Türkçe'de cinsiyet ayrımı yok. Dilde cinsiyet ayrımı yok. Yani dediğim şey gibi müennes müzekker gibi ya da Fransızcanın la ve le ayrımı gibi ya da ne bileyim İngilizce'de asansörün ya da geminin she olması gibi öyle bir ayrım yok. Bu kullanımlara da yansıyor. Onları anlatmaya çalışmıştım. Yani ne bileyim arslanım hitabı kadın için de erkek için de kullanılıyor. Sultanım hitabı. Yani bu king, bu queen. Hayır, bizde öyle değil. Sultan. Sadece adın önüne mi, arkasına mı sultan kelimesini getirdiğimize göre değişiyor. Yani Sultan Ahmet diyorsunuz ama Mihrimah Sultan diyorsunuz. Ama ikisi de sultan. Yani kelimelerin dünyasında dişil erkek ayrımı yok. Yani şiirin dilinde de sevgiliye hitap ediyorsunuz ama sevgilinin cinsiyeti tamamen sizin niyetinize bağlı olarak oluşuyor. Ne bileyim, sevgilinin yanak tüylerinden bahsediyor mesela. Ondan bahsettiği yerde, işte adam homoseksüel, yeni yeni yanaklarına tüy gelmeye başlamış bir genci ağzı sulanarak şiirleştiriyor. Ne kadar iğrenç diye bakıyorum. Fakat birazcık o kültürü tanıdığınızda, hatta sadece minyatürlere baksanız bile olur. Hani derinleşmek gerekmiyor. Kadınların şuralarında uzayan tüylerin olduğunu ve bunları nakkaşların ısrarla resimlediğini fark ediyorsun. Şurada. Bunları kadınlar aldırıyorlar. Buna yüz yazmak deniyor Osmanlı'da. Yüz yazmak. İlginç bir tabir. Yani hattı gelmek, yüzünde tüyler belirmek cinsiyetsiz bir şey. Biz onun cinsiyetli olduğunu varsayıyoruz. Ya da şöyle bir yorumumuz var. Belinde hançer. Değil mi? Androjen. Yani belinde hançer takılı. Tam da öyle. Onun yorumu bize ait. Karşımızda aslında cinsiyetsiz birisi var. Bir sevgili var.
Biz ona cinsiyet biçiyoruz. Şu örneğim güzeldi, onu atlamayayım. Sevgilinin belinde hançeri olduğuna göre hitap edilen sevgili erkek deniyor. Oysa kadın süslemesi, kılık kıyafetinin süs unsurları arasında hançer muhakkak var. Yani bunun için çıkmış Türk giyim sözlükleri, yok efendim kıyafet albümleri, şunlar bunlar var. Azıcık bakılsa hançerin cinsiyetsiz bir şey olduğu fark edilir. Beyim hitabı, bey. Dahası var mı? Erkek işte. Beyim hitabı kadın içinde kullanılıyor. O yüzden bugün bile kızımıza Begüm diye isim koyuyoruz. Kimse de çıkıp ya doğru ya benim kızın adı da Begüm demiyor. Bey diye isim koyuyorsun kızını. Burada bir cinsiyetsiz alan var. Pek tabii her şiirin cinsiyetsiz olduğunu söylemiyor. Ama şiirin dili cinsiyetsiz. Kadın da bu dili kullanıyor. Biz bu dili kullandığını gördüğümüz yerde kadının erkek dilini kullandığı yorumunu yapıyoruz. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Cinsiyetin o kadar da önemsenmediği bir dünya burası. Mesela kimse Hazreti Yusuf için çok yakışıklı demiyor. Çünkü Yusuf güzelliğin sembolü. Güzel. Yusuf güzel. Yakışıklı değil. Onun için hiç yakışıklı kelimesinin kullanıldığı bir tane metin yok. Yusuf güzel. Şimdi böyle dangur dungur kupkuru bakınca Yusuf homoseksüel miydi? Ne alakası var? O dünyanın içinde güzel olmak cinsiyetsiz bir şey. Dünyayı doğru kavramak lazım. Tamam mı? Böyle bir sıkıntımız var. Yani şimdi çok seksist bakıyoruz. Derdimiz bu. Çünkü seksist bir dünyada yaşıyoruz artık. O yüzden bakışımız da böyle. Belki bunu düzeltmemiz lazım. Yoksa geleneğe ayıklaya bakmanın manası yok. Biz kendimizi buradan çekmeliyiz. Zaten sevgililer çağı da 15. 16. yüzyıl oda kalınarak bu iddia dile getiriliyor. 19. yüzyıla doğru zaten siz de kadın kimliğinin ön plana çıktığını söylüyorsunuz zaten. Son da önemli hocam. Bu yabancı milletlerin, yani daha doğrusu farklı milletlerin dillerinin tek beyitte, tek manzumede bir araya gelmesi üzerine çok kıymetli. Ya 19. yüzyılın çok kültürüne dair pek çok çalışma yapıldı son zamanlarda. İşte Akabi hikayesi, Temaşa-i Dünya'yı vesaire biliyoruz ama bunun 18. yüzyılda da yaşanıyor olması bence bu konuda da bir yüzyıl önceye bakmamız gerektiğini gösteriyor. O da kıymetli. Buradan hareketle edebiyat tarihçiliğini yeniden kurgulamak nasıl mümkün olabilir? Onu sormuşum. Ben Rum harfli Türkçe metinleri, yani bu Karamanlı metinlerini de, Ermeni harfli Türkçe metinleri de okuyabiliyorum. Fakat istediğim metinleri elde etmek çok sıkıntılı. Ne bileyim, sahaf arkadaşlara listeler bıraktım. Kütüphanelerden edinmeye çalışıyorum. Bir yolunu bulamadım. Hala okunmadığım, kimsenin de çalışmadığı bir dolu metin var. Mesela Venedik'in karşısındaki malum ve meşhur ada, Saint Laurent Adası. O adada bir Ermeni manastırı, mektebi ve kütüphanesi var. Osmanlı'nın Ermeni nüfusu
Yüksek tahsil için çocuğunu genellikle Venedik'e gönderir. Fakat oraya giden Ermeni çocuk Türkçeden başka dil bilmez. Ermenice bilmez. Ermeni harflerini bilir, Ermenice bilmez. Böyle bir sıkıntımız var. Bizde de Ermeni harflerini öğrenmiş, Ermenice bilen de çok da, Ermeni harflerini öğrenmiş ve metinleri bu harfler üzerinden okuyan çok ciddi bir nüfus var. Bunun çalışılması lazım. Mesela pek methettiğimiz milli şairimiz Mehmet Emin Yurdakul bir Ermeni kadar kusursuz Ermenice konuşuyor. Nasıl öğrendiği meçhul. Ama müthiş bir Ermenice. Ya da ne bileyim Recaizade Ekrem'in demin adı geçti diye hatırladım. Oğlu Ercüment Ekrem. Mükemmel Ermenice ve Rumca biliyor. Böyle pek çok örnek var. Bunların bir listesi çıkarılsa şöyle derin derin düşünmemize sebep olacak kadar bir şey var orada. Ama döneyim. Türkçeden başka dil bilmeyen, kendi ana dilini bilmeyen Ermeni genci bu adada Ermenice de öğreniyor, İtalyanca da öğreniyor, Latince de öğreniyor ya da İngilizce, Fransızca gibi dünya dillerinden birini de öğreniyor. Ama Yortu, Paskalya, Noel falan gibi vesilelerle okulda müsamere düzenleniyor. Ve orada çocuklar kendi yazdıkları Türkçe oyunları sahnediyor. Ne zamandan beri? 1700'lerden beri. Yani orada çok ciddi bir Türkçe oyun şiir tercüme koleksiyonu var. Bu koleksiyonun üzerine bir tane tez yapıldı. Türkçe'de tercüme edildi, basıldı. İlgilisi, meraklısı görmüştür. Ama bu çocuklar eğitimlerini bitirdiklerinde Osmanlı topraklarına dönüyorlar. Ve o Batı kültürünü aldıkları hem de İtalya gibi önemli bir kültür merkezinde edindikleri bu birikimi kendi tiyatroları içinde kullanıyorlar, metin tercümesinde de kullanıyorlar, görevleri esnasında da kullanıyorlar. Hasılı bizim buralardan edindiğimiz ciddi bir Batı sanatı kültürü var. Biz bunlarla yeteri kadar meşgul değiliz. Belki bu harfleri öğreteceğimiz gençler olmalı. Bu metinler hızlı bir biçimde Latin harflerine aktarılmalı. Nasrettin Hoca fıkralarını düzenleyip adam tiyatro eseri yazmış. Veya Hacı Bektaş üzerine tiyatro eseri yazmış. Tarihine bakıyorsun, hala 18. yüzyıl. Bunlar ortaya çıkarılmalı. Yani Metin Andın bu kadar rağbet görmüş kitabı vardır. Bir baskı yapıp bir daha basılmayan tek kitabı var adamın. O da şair evlenmesinden evvel yazılmış Türkçe oyunu. Kitap yapmıştı bunları Metin Andın. Hiç değilse belli başlı birkaç tanesini. Kimsenin bilgisini değiştirmeye niyeti yok. Hala şair evlenmesi ilk tiyatromuz. Hadi canım. Söyüş oğlum. Ondan evvel hiç değilse 50 tane oyun var. Türkçe oyun. Bunları kimin yazdığı, kimin sahnelediği hiç önemli değil. Bu senin dilinde yazılmış. Senin dilinde sahnelenmiş. Seyredenlerin de bir kısmı Türk. Ölçüm Türk olup olmaması ise tamam.
Bunu da hesaba katalım. Türkler de seyretti. Lale Devri'nde bile biz Molière seyrettik. Fransız sefarethanesinde sahnelenen oyunlara protokol gereği Türk yöneticiler de davet ediliyor ve bunlar orada tiyatro seyrediyor. Yani biz tiyatroyu Tanzimat'tan sonra tanıdık demenin mümkünü var mı? Uyduruyoruz. Yani aslında ideoloji o rol oynuyor burada. Bilerek bilinçli yapılan bir şey muhtemelen. Öyle olmalı ama yani müzik söz konusu olduğunda niye böyle davranmıyoruz o halde? Yani ideoloji niye orada sökmüyor? Niye orada Tatyos Efendi'yi bizim müziğimizden sayıyoruz mesela? Ya da Udi Hrant niye bizim müziğimizden sayılıyor da? Bu tarafa geldiğinde edebiyatta bunlar niye bizim edebiyattan sayılmıyor? Fuat Köprülü'nün günahları mı acaba hocam bunlar? Hayır, yani adam ne kadar güzel Ermeni aşukları üzerine müthiş bir makale yazmıştı. Çok hoş bir makaledir. Üstelik bu hani koltuklarımızı kabartacak bir şey. Yani milleti sadıka doğrulanıyor. Eğer öyle bir yerden bakmaya çalışıyor ise birileri. Bu adamlar kendi diliyle yazacağını senin dilinle yazıyor. Kendi ozanını yaratacağını senin aşıklarını taklit ediyor. Aşık diye isim alıyor. Ve öyle şiirler yazıyor ki senin şiirinden bir farkı yok. Seninki gibi bağlama çalıyor. Seninki gibi türkü çığırıyor adam. Yani o adam sana bu kadar benzemeye çalışırken senin hayır hayır sen benden değilsin deme hakkın nasıl doğar? Ya da bunu böyle yapan, yani kış kış gelme bakalım sen benden değilsin diyen adamın kanında Ermeni olmadığını nereden bileceğiz? Yani mesele öyle DNA'ya falan kadar gidiyorsa nereden bileceğiz? Nenesinin Ermeni dönmesi olmadığını nereden bileceğiz? Yani böyle insanın biyolojisine bakarak kültür tasnifleri yapılır mı? Kullandığı dile bakarsınız. Çünkü bu edebiyattır. Edebiyatta dil esas. Yoksa Mario Levy'yi nereye koyacaksınız şimdi modern çağda? Yahudi edebiyatına mı koyacaksınız? Yani Türkçe şu kadar eser verdi. İstanbul'u böyle güzel anlatan bir adam. Ne yapacaksınız Mario Levy'yi? Ciddi bir sıkıntı olur. Ondan sonra şu başlar. Yok efendim falanca Arnavut, falanca Çerkes, bu Laz. Onları temizleyelim. Ya bu kendi dilini bile bilmiyor adam. Senin dilinde eser veriyor. Böyle soydan soktan edebiyat değerlendirmesi olur mu? Ya da tam tersine. Birisi Türktür ama eserini yabancı bir dilde veriyordur. Onu Türk olduğu için Türk edebiyatına mı dahil etmek lazım? Böyle bir şey olabilir mi? Yani Türk edebiyatının içinde Türkçe olmayan eser bulunabilir mi? Böyle bir durum var mı? Mümkün mü bu? Son zamanlarda çok Türk edebiyatı, Türkçe edebiyat tartışması da yürüyor zaten. Sizin de bir konuşmanız var bir savda onunla ilgili ama. Tabii çok aptalca. Bu Türkçe edebiyatın yerleştirilmesi gayretine muhalifim. Onu net söyleyeyim. Yani zaten Türkçe olan edebiyata Türk edebiyatı diyoruz. Yani çünkü edebiyat dil sanatıdır. Yani nasıl heykele mermer sanatı diyorsak buna da dil sanatı diyoruz. Resim, boya sanatı, bu da dil sanatı işte. O yüzden tanımlama dil üzerinden olur. Orası doğru. Ama Türk edebiyatı denince Türk'ün edebiyatı anlaşılmaz ki. Türk edebiyatı Türkçe olan edebiyattır zaten.
Türkçe yazılan edebiyattır. Ama buna birisi de çıkıp Türkçe edebiyat demeye başlarsa ona da itiraz eder. Çünkü onu çok faşistçe bir adlandırma diye görüyorum. Türkçe edebiyat ayrımını çok faşistçe buluyorum. Çok ırkçı bir ayrımı. Burada onun tam tersi var. Dini ne olursa olsun, hangi millete mensup olursa olsun, Türkçe yazan herkes Türk edebiyatına dahildir demek yumuşak ve geçirgen bir dokuyu önemsemek demek. Öbüründe Türkçe yazıyor ama kendisi değil. Onun milleti şu, bunun milleti de bu, bunun da dini şu. Bu o ayrımların derdinde olmak olabilecek en çirkin, en ayrımcı tavır. Ya aslında ben sizin hocam Türkçe edebiyat söylemeyi tercih edenlerle uygulamada çok örtüştüğünüzü düşünüyorum ama kavramsal olarak farklılaşıyorsunuz gibi görüyorum. Yani sıkıntı şurada. Muhtemelen gavurca düşünüp Türkçe konuşuyoruz. Tamam mı? Sıkıntımız burada. Yani basitçe şöyle söyleyeyim. İngilizce'de Ç'yi Türkçe derken kullandığımız Ç'yi birebir karşılayan bir anlam var. O kelimenin sonuna getirdiğimiz iş var ya, o mesela ne desem, manish. Buradaki anlam söz konusu. Childish. Çocukça. Bu da Turkish. Anlatabildim mi? Yani bu kelimeyi hem Türk yerine hem Türkçe yerine kullanma sıkıntımız zihnimizi bulandırıyor. Oysa Türkçe olmak, Türkiye olmak, Türk'e göre olmak, Türkane eski söyleyişle, Türk gibi. Çünkü buradaki Ç, o iş, ekvatif eki. Yani eşitlik hali. Dil ifadesi olan bir Ç ekimiz yok aslında. Arapça derken kullandığımız Ç, dil eki değil. Arap gibi. Araba göre, araba has, o manada Arapça. Yani erkekçe davran derken oradaki ç nasıl bir dil ifadesi değilse, bir davranışı, bir tutumu ifade ediyorsa, burada da karşılığı o. Türkçe, birinin Türk gibi davrandığının en önemli işareti, Türk dilini kullanması. O yüzden Türk dilini kullananı Türkçe ifade ediyor diyor. Türk gibi ifade ediyor manasını. O iş tam bunu karşılıyor. Fakat biz tam buradan sıfır noktasından başlayarak bu meseleyi hiç konuşmadığımız için sanki her şey gelip böyle bir yerde düğümleniyor. Ve adeta bir şey kültürel belirleme değil de soy-sok belirlemesi meselesine dönüşüyor. Orası çok çirkin. Hiç bulaşmak istemediğim kadar çirkin. Bu özel üniversite Türkçesi o yüzden hoşuma gitmiyor. Benim aslında bununla ilgili sormak istediğim birkaç şey var gene bu hafta ama şimdi çok zamanınızı da almak istemiyorum. Belki daha başka bir zamanda olur. Hocam iki tane de seyirci sorusu var. Hızlıca onları da sorayım. Gerçi bir tanesini çok anlayamadım ama galiba retorik bir soru. Muallim Naci mi Recaizade mi diye sormuş biri. İşte böyle Nihat Duman sormuş bu arada. Tam şair sorusu zaten. Ya antipotlar oluşturmaya bayılıyoruz diyorum ya. İşte bu hal. Yani klikleşme hevesimiz inanılmayacak kadar yüksek. Yani şu lafı hiç anlamıyorum.
damarımı kessen işte şu renk ve bu renk akar falan. Buradaki klikleşme hiç benim anladığım bir şey değil. Hangisi başarılıysa onu tut. Gerizekalı mısın? Yani niye sürekli yenilen bir takımı tutuyorsun? Benim kafa böyle çalışıyor bu bahiste. Yani burada da kim haklıysa onun tarafını. O mu bu mu? Gerekçelerine bakarım. Gerekçeler bana Ekrem'in yanılgı içinde olduğunu söylediği için Naci'yi tutarım. Bu tutmaksa. Yani şimdi soru tutmayı gerektirdiği için fiilimde bu. Onun yanındayım. Kitabınızda yani, gösteriyorsunuz zaten. Evet, abi. Onu da söylüyorum zaten. Yani yanlış anladığımız bir adam. Keşke Ekrem kamaşmasının karşısında azıcık da Naci için kamaşaydık. Onu yapmadık. O büyük hata. Adam iyi şair. Kabul etmek lazım. İyi şair. Diğer soru da bu Tanzimat'la ilgili. 1800 biraz uzun, hızlıca okuyayım hocam. 1839 ile Tanzimat döneminin ilk eserlerinin verildiği 1850'lerin sonuna kadarki arada geçen sürede yeni edebiyat namına hiç eser verilmemiş midir? Bu eserlerin bu kadar geç ortaya çıkmasının sebebi nedir? Ben bunu sıkça tekrarlarım. Belki de söyleyeyim diye benim öğrencilerimden ya da arkadaşlarımdan birisi yem atıyor bile olabilir söyleyeyim. Çünkü basit sorum şu. 1839'da ilan edilen Tanzimat Hattı Hümayunu ile Tanzimat sonrasının ilk eseri sayılan Şinasi ve onun işte müntehabatı eşar, şair evlenmesi falan gibi metinleri arasında tam 20 yıl var. Ben de bu 20 yılda Tanzimat niye hükmünü göstermiyor? Niye o beklediğimiz eseri vermiyor sorusunu sorarım. Bazıları bunun geçiş dönemi olduğunu, ısınmaya çalıştığımızı falan söylüyor. O nasıl ısınmaysa. Yani ben de cevap olarak 12 Eylül'de ben kazık kadar üniversite öğrencisiydim. Eylül'den Ekim'e varana kadar edebiyat değişmişti. Öyle 20 yıl beklemek gerekmiyor. Birkaç günde travmatik bir şekilde bu değişim yaşanır. Edebiyat yeni duruma ayak uydurur derim, diyorum. Bunu da Tanzimat'la bir şeyin başlamadığının bir diğer işareti diye kullanırım. Evet, onu yapıyorum. Muhtemelen öyle bir şey soruyor. Başka soru yok galiba. Bu arada Seval Şahin Hoca çok teşekkür ediyor. Sevgili sağ olsun, var olsun hocam. Hocam, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yavaş yavaş şu katılımcılara bakıyordum. Sayının düşmesini zevkle takip ediyorum. YouTube'da da izleyenler var bu arada hocam. Bir de YouTube kısmı var. Ay, sağ olsunlar. Saat neredeyse 11:30 oluyor. 2 saatten fazla süredir tahammül ediyorlar. Sağ olsunlar. Hepsinin sabrına teşekkür. Bu vakitte seyredilecek dizileri dururken bizi seyrettikleri için var olsunlar. Bu kadar beklemenin karşılığı bu mu olmalıydı? Bir çeki keçi boynuzu çiğnedikten sonra bir dirhem bal almak onlar için yeterli miydi? Oralarını bilmiyorum. Hepsine minnettarım. Sağ olsunlar, var olsunlar. Cümlesine iyi geceler diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Zarafetiniz ve kıymetli vaktinizi ayırdığınız Aa, için. Efendim, rica ederim. Muhabbet oldu. Güzel oldu. Sağ olun. Size de teşekkür ederim. Teşekkür ederim.